aslanım? Hayırdır inşallah? Hürrem. Ne olmuş ona? Yoksa sana haddini bilmeden beni mi şikayet etti? Onu bir daha sarayımda görmek istemiyorum validem. Hürrem'i göndermemi mi istiyorsun? Nereden icap etti bu? Ben öyle uygun gördüm. Bir an evvel gereğini yapın. Hünkârım, Hürrem Sultanımız geldiler. Söyle dairesine dönsün. Sultanım? Hünkârım. Benim sabrımı daha fazla zorlama. Sen hangi cüretle girersin böyle içeri? Sümbül geldi. Beni af köşküne yolladığını söyledi. İnanamadım. Hünkârım bana bunu yapmaz dedi. Bunu ben değil, sen yaptın kendine Hürrem. Beni neyle suçluyorsun Süleyman? Dinimizin vecibelerini yerine getirmek suç mu? Mevzunun bu olmadığını sen de gayet iyi biliyorsun. Sen bana oyun oynadın. Sırf senin nikahımı alayım diye bana yalan söyledin. Beni bu çirkin oyuna alet ettin. Hayır, asla. Oyun yok. Ben sadece hayır işlemek istedim. Ama kölesin dediler. Hem senden hiçbir şey talep etmedim ki. Sen kendin azat ettin beni. Artık senin yüzünü dahi görmek istemiyorum. Senden gelen her cezaya razı. Yüzüme bakma, tamam. Sözüm yok, susarım. Evlatlarımdan ayırmayın beni. Madem bir oyun oynadın, neticelerine katlanacaksın. Süleyman. Çekilebilirsin. Hatice'm burada mı? Birlikte geldik hünkârım. Validemizi görmek istedi. Durumu nasıl? Menfur hadiseyi unuttu mu? Bu acı kolay dinmez hünkârım. Hünkârım, Şehzade Mustafa geldiler. Gelsin. Aslan parçası. Baba, Vali Bey bana Almanca öğreteceğini söyledi. İtalyanca ne alemde? Her geçen gün daha iyi İtalyanca konuşuyorum. Âlâ. Lakin ben seni Farsça da öğrenmeni isterim. Zira Doğu'nun o muhteşem eserlerini kendi lisanında öğrenip vakıf olman için bu şart. Unutma, güneş doğudan yükselir. Medeniyet doğunun ışığıyla yürür topraklara. Kimden öğreneceğim bu Farsçayı madem bu kadar mühim? Ne dersin Pargalı? Ben Mustafa'yı kimseye emanet etmem hünkârım. Bizzat ben olacağım hocası. Beni de kimselere emanet edemezdim bir vakit. Ben sizi hiçbir zaman hiç kimseye emanet etmedim hünkârım. Hünkârım, sultanımız geldiler. Gelsin. Hürrem Sultanımız geldiler.
Bunu size vermemi isteyip gittiler. Bir emriniz var mı hünkârım? Yok, çekilebilirsin. Hünkârım. Hoş geldin Mahidevran. Seninle bir hususu konuşmak istiyorum. Mustafa'mın sünnet düğününü en ihtişamlı şekilde düzenlemeye karar verdim. Bu mevzuda senin de fikrini almak isterim. Ne vakit olmasını istersin? Madem büyük bir düğün olacak, baharda olmasında fayda var. Malum, halkımız Mustafa'yı çok sever. Herkes gelsin. Her bey, her sancak katılsın. Şehzadelerin de sünnetini yapmak sizin iktidarınıza nasip olsun inşallah. Biz de ona göre hazırlıkları tamamlarız. Âlâ. Hiçbir masraftan kaçınma. Mustafa'm çok mesut olacak. Lakin şehzadelerim Mehmet ve Selim için de aynı hassasiyeti göstermeni isterim. Merak buyurmayın. Annelerinin yokluğunu hissettirmem onlara. Thank you.
Hünkârım. Hayırlı sabahlar. Size de. Uyumadınız mı hiç? Uyku tutmadı. Ben artık gideyim. Mustafa'm bekler. Mahidevran. Mustafa'mın senin gibi bir validesi olmasından ziyadesiyle memnunum. Bir derdin, bir sıkıntın olursa çekinme. Gel. Hünkârım. Benim sizin sevginizden, şefkatinizden mahrum kalmaktan başka derdim yok. Lakin sabırla ve tevekkülle beklediğimi bilmenizi isterim. Hünkâr, benim size olan aşkımı gökteki kuşlardan topraktaki karıncalara kadar her canlı şahit. Taşlar, duvarlar, ağaçlar bile anlatır sorsanız. Beni sizi kandırmakla suçladınız. Şahit böyle hissettiyseniz bağışlanmak için canımı vermeye razıyım. Lakin benim tek emelim hür bir kadın olarak size ve evlatlarıma layık olmaktı. Hünkârım, bu yüzük benim ruhum, kalbim. Onunla can buldum. Şimdi de sizin o mübarek ellerinize teslim ediyorum. Tekrar ait olduğu yere dönene kadar sabır ve tevekkül içinde bekleyeceğim. Aşkınızla aciz ve zavallı bedbaht Hürrem. İyi misiniz? Sen söyle Fargalı, nasıl görünüyorum? Bir hayli üzgün ve kırgın. Ben nerede hata yaptım Fargalı? Neden ailemde, haremimde huzuru bulamıyorum? Bazen ateşler içerisinde yanıyorum sanki. Neyse aklından geçen söyle. Hünkârım, sultanımıza saygım sonsuz. Size olan hürmetinden ve aşkından da kuşkum yok. Lakin her şeyin fazlası zarar. Aşkım bile. Hünkârım, paşam, rahatsız ediyorum. Söyle Malkoçoğlu. Az önce bir haber aldım. Av köşküne bir hekim yollanmış. Kim hastalanmış? Mihrimah Sultan. Hünkârım. Ne vakittir bu halde? Sabah fark ettik hünkârım. Hekimler baktı mı? Baktılar hünkârım. Üşütmüş sultanımız.
Böyle mi baktılar? Baba. Mihrim'a. Kıymetlim, buradayım, gel. Benim ay yüzlü sevgilim, altın saçlı hazinem. Kardeşlerimi çok özledim. Onlar da seni özlemişlerdir. Öyleyse neden gelmediler? Niye arayız biz? Hadi sen şimdi biraz uzan, iyice dinlen. Gitme baba, ne olur. Beraber uyuyalım. Sen istersin de ben senin yanında kalmaz mıyım? Anne babam burada kalacak. Süleyman. Şehzadelerim burnumda tütüyor. İzin verirsen onları görmek istiyorum. Fazla kalmam. Bir görsem yeter. Beni evladımla yalnız bırak. Adil olmak istiyorum. Şu masum Savi'nin de küçük kalbini kırmak istemiyorum. İnsan kendisine ve ailesine karşı ne kadar adil olabilir? Bu mümkün müdür Süleyman? Hangi histir sana bu kararı verdiren? Kibir mi? Öfke mi? Yoksa aşk mı? Merhamet mi? Hangisi daha zordur Süleyman? Karar vermek mi? Kararından dönmek mi? Hatice'm kıymetlim. Öğrenir öğrenmez gelmek istedim. Tebrik ederim. Sağ olun hünkâr. Biz de bir hayli sevindik. Ama bir yandan da korkuyorum. Rabbim yüzüne baktım üstleri yol. Sevincin gürültüsüyle yan korkularına.
Evladının atan kalbi aldığı her nefes senin canına can katacaktır elbet. Dualarınızı eksik etmeyin. Gel otur aslanım. Ben de seni merak ettim. Geceyi av köşkünde geçirmişsin. Mihrimah'ı görmek istedim. Dönseydin o vakit. Haremden kovduğun bir hatunla kalman uygun değil. Ben istediğim yere gider, istediğim yerde kalırım validem. İbrahim nerede? Onu da tebrik etmek isterim. Çok sevinmiştir. Emrettiğiniz üzere hazırlıklara başladık. Âlâ. Düğünün görkeminden herkes haberdar olmalı. Hiçbir masraftan kaçınmadan gereken neyse yapmalısın. O düğünün sorumluluğu senin üzerinde. Bütün yabancı elçiler ve valiler orada hazır bulunmalı. Bizim zaferimizi karalamak isteyenlere şöyle okkalı bir cevap vermeliyiz. Ayrıca Valide Sultan'ın Kırım'daki akrabalarını davet etmeyi unutmayasın. Mengi Girayhan ve ailesi. İlk onlar davet edilmeli. Emredersiniz hünkârım. Hatta davet mektuplarını bizzat yazacağım. Aslanım. Hoş geldiniz validem. Bu vakitte geldiğinize göre mesele mühim. Bilmeni istediğim bir şey var. Hürrem'in saraya getirilmesini buyurdum. Ne demek bu? Daha bu sabah benim orada kalmamın uygun olmadığını söylüyordunuz. Şimdi Hürrem'i buraya getirtiyorsunuz. Öyle mi? Nereden icap etti bu? Torunlarım için. Bir hayli üzgünler. Daha fazla kayıtsız kalamadım. Ben de bir anneyim nihayetinde. Annelerini görüp hasret gidersinler istedim. Sonra derhal av köşküne yollayacağım. Bilhassa akşam gelmesini istedim. Kimseler görmeden gelip gider. Yine de bana sormanız icap ederdi. Hünkârım, beni emretmişsiniz. Hürrem geldi mi? Daha gelmediler hünkârım. Biz de bekliyoruz. Gelince haber ver. Bahri Bey de söyle gelsin. Hasoda başım yoklar hünkârım. Zira Hürrem Sultanımızı karşılamak üzere çıktılar. Hünkârım. Hürrem mi geldi? Hünkârım. Bali Bey'den haber geldi. Hürrem Sultanımıza köşk yolunda haince bir pusu kurulmuş. Saldırıya uğramış. Malkoçoğlu. Derhal malumat ver. 5-6 kişilik bir eşkıya giriyor. Ağaçları devirip yol kesmişler. Muhafızları öldürmüşler. Sultanımızı öldürmek üzereyken son anda yetiştik hünkârım. Hürrem nerede, yaşıyor mu? Öyle umut ediyorum. Zira ormana doğru kaçtı. Peşinden gittim. Ormanda bir Şakiye daha rastlamışlar. Takip etmişler. Ancak karanlıkta izini kaybettirmiş. Ne demek kaybettirmiş? Bahri Bey, ailemden bahsediyorsunuz. Kaybolamaz. Hepiniz kendinize gelin. Ya bulun ya yok olun. Topunuzu yok ederim. Hünkârım. Haberi alır almaz çıktım. Sultanımız kayıp mı hala? Duyan, bilen, gören yok henüz. Kim nasıl cüret eder buna Pargalı? Benim haremime, sultanıma, evlatlarımın anasına kim reva görür bu hakareti? İşkiya yolu kesmiş diye duydum.
Yoksa başka bir şey mi var? Bilmiyorum. Şu an tek istediğim şey Hürrem'in bulunması. Hünkârım, paşam. Yaralı Şaki'yi konuşturdum, sonunda söyledi. Ne dedi o hain? Ferhat isminde biri tutmuş onları. Memleketi Afyon. Lakabı Yolsuz Ferhat. Tek bildiği bu. Hünkârım, bütün ormana, her taşın altına, her çalının ardına bakıldı. Lakin sultanımız yok. Yakında bir dere var. Korkarım ki bu zalimler sultanımızı öldürür. O yaşıyor Parga. Nefesini duyuyorum. Kokusunu alıyorum. Kalbi atıyor hala. Üşüyorum. Çok çok karanlık, korkuyorum. Bana bir ışık yolla Süleyman. Yapayalnız, kimsesiz gidiyorum ölüme. Yolumu aydınlat. Beni koruyamadın. Bak, beni öldürdüler. Ama evlatlarımı koru. Kim çağırın? Dokuz canlı mübarek. Yine geldi. Duydun beni.
Hünkârım. Beni emretmişsiniz. Gel paşa. Yaklaş. Dün gece menfur bir hadise cereyan etti. Eşkıya Hürrem Sultan'ın arabasının yolunu kesip canına kastetmeye kalktı. Bu nasıl olur? Ben de bunu merak ediyorum paşa. Derhal bu hadiseyi tetkik et. Lakin bu tahkikattan hiç kimsenin haberi olmayacak. İbrahim Paşa'nın bile. Gizlice soruştur. Ucu nereye varırsa varsın bilmek istiyorum. Fargalı vaziyet nedir? Bizzat tetkik ediyorum hünkârım. Ferhat denen gözü dönmüş eşkıya yakalamamız an meselesi. Ne malum eşkıya oldu? Diyelim ki eşkıya. Ne malum bir başkasının başası olmadı. Ben buna ihtimal vermem hünkârım. Kimin adını? Lakin bu husustaki endişenizi dikkate alacağım. Alsan iyi edersin. Zira bu kuşkudan arınmadıkça ne ben huzur bulabilirim ne de etrafımdakiler. Hoş geldiniz validem. Nedir mesele? Hürrem'i ziyaret ettim. Bir hayli üzülmüş, korkmuş. Şükürler olsun ki kurtuldu. Yoksa vicdan azabı duyardım. Malum, onu ben çağırdım saraya. Bir mesul arıyorsanız validem o benim. Onu ben sürgün ettim. Nereden bilebilirdik böyle olacağını? Neyse. Bu sefer daha ihtiyatlı olalım. İyileşince onu eski saraya yollarız. Hem yakın hem daha emniyetli. Hürrem hiçbir yere gitmeyecek validem. Onun yeri burası. Nasıl istersen. Lakin unutma. Hürrem büyük kabahat işledi. Verdiğin ceza az bile. Asun. Yat sen. Nedir durum? Hünkârım, bir hayli darp edilmiş. Beli de hasar görmüş. Biz tedaviye başladık lakin bir iki hafta istirahat etmesi lazım. Ne lazımsa yapın. Geçmiş olsun. Uyu sen, dinlen. Süleyman. Akşam saraydan geldiler. Evlatlarımı görmeme izin vermiş validemiz. Ben sen izin verdin sandım. Haberim olsa mani olurdum. Belki de bu yüzden haber verilmedi. Ne demek bu? Gecenin bir vakti çağrılmam manidar değil mi? Gündüzler torbaya mı girdi? Düşmanlarımız bir oyun oynadı belli ki. Kim bu düşmanlar Hürrem? Hı? Validem mi? İbrahim mi? Onlar mı öldürmek istedi seni? Bu ihtimaller nereden geliyor senin aklına? Neyle itham ettiğini farkında mısın? Süleyman kızma. Ne olur. Asafim çok bozuk. Aklıma her şey geliyor. Önce atım öldürüldü. Sonra en sadık olan cariyem. Hiç suçum yokken sürgün edildim. Aşkıma, evlatlarıma
hasret kaldım. Bu son yaş ödeme ise kabus gibiydi. Hünkârım, o menfur hadiseyi tetkik etmemi istemiştiniz. Söyle, ne öğrendiysen anlat. Hepsinin ismini tek tek öğrendik. Her biri çevrelerinde çapulcu ve hırsız olarak biliniyor. Buna benzer birçok suça karışmışlar. Arkalarında kim ya da kimlerin olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlamadık. Anlaşılan o ki, münferit bir eşkıya saldırısı bu. Ya da onları kullanan her kimse bu işi kitabına uydurmuş. Mümkündür hünkârım. Bana ele başları lazım. Bulunmadım hala. Haberiniz yok mu? Hünkârım. Nihayet geldiniz. Son havadisle ilgili bir gelişme vuku buldu. Bu yüzden geciktik. Haberim var. Eşkıyanın elebaşı yakalanmış. Doğrudur. Haberi alır almaz gittim. Bali Bey daha evvelden sorguya almış. Ben de bizzat sorguladım. Ne oldu, ne söyledi? Suçlular cezasını çektiğine göre... bu mevzu kapanmıştır. Malkoçoğlu. Buyurun hünkârım. Sana bir can borcum var. Zira Hürrem'in canı benim canımdır. Borç ne demek hünkârım? Takdiriniz benim için en büyük lütuftur. Çekilemezsin. Sen kal. Çekilebilirsiniz. Sen ki benim paşamsın. Vezir-i azamımsın, seraskerimsin. Benim can yoldaşım, kardeşimsin. Evvela sen duy, sen bil istedim. Benimle mi alakalı ki? Validem. Hoş geldin aslanım. Nasılmış benim aslan parçalarım? Mehmet sünnetten korkuyor baba. Hiç de değil, korkmuyorum. Korku yok. Bu sünnetle birlikte her ikiniz de erkekliğe adım atacaksınız. Hı? Haydi, ya Allah! Thank you.
Hoş geldiniz hünkârım. Düğünümüz nasıl? Herkes memnun mu? Payitahtın dört tarafında eğlenceler devam ediyor. Herkes memnun. Herkes duacı. Hünkârım, müsaade ederseniz Hatice Sultan'ı görüp geleceğim. Malum saat meselesi. İbrahim, Hatice'mden daha evhamlısın. Gel. Hünkârım, Valide Sultanımız sizin için bir cariye hazırlattılar. Huzura kabul için kapıda bekliyor. Hünkârım, hayırlı sabahlar. Sana da Malkoçoğlu. Gidelim. Valide Sultanımız geldiler. Sizinle görüşmek isterler. Gelsin. Buyursunlar Sultan. Validem. Hayırdır, nedir mesele? Mesele sensin oğlum. Anlıyorum ki senin nazarında bir kıymetim yok. Senin huzurun ve saadetin için yaptığım her şeyi görmezden gelip reddediyorsun. Validem, bu odaya kimin girip çıkacağına ben karar veririm. Aklında ne var Süleyman? Ne yapmak istiyorsun? Aklımda çok şey var validem. Hürrem'i diyorum. Hani senden nikah kıymanı istiyor ya. Bu mevzuyu konuşmak istemiyorum validem. Aslanım, teamülleri sen de en az benim kadar iyi bilirsin. Haremin kadim kaideleri boş yere değil. Her bir kaide çeşitli vukuatların önüne geçmek için düşünüldü. Bu gerçeği unutup Hürrem'e nikah kıyamazsın. Zinhar olmaz. Aklından bile geçirme. Ananelerimize aykırı. Hanedanımızın ve devlet-i âliyenin bekası için tehdittir bu. Bittin mi validem? Ben yaşadığım sürece bu nikah gerçekleşmeyecek oğlum. Aksi halde seni evlatlıktan reddederim. Müftü Efendi, sizinle bir ara konuşmak isterim. Zira mühim bir mesele. Ne vakit isterseniz hünkârım. Malkoçoğlu, düşündüğümün de ötesinde oldu bu sünnet düğünü. Tebrik ederim. Şeref verdiniz hünkârım. İbrahim Paşa. Hünkârım. Söyle bakalım. Senin düğünün mü muhteşemdi, yoksa bu sünnet düğünü mü muhteşem? Benim düğünüm kadar muhteşem olmamıştır hünkârım. Demek öyle. Pek tabii. Zira benim düğünümde davetli olarak bir cihan padişahı vardı.
Aferin İbrahim Paşa. Bana diyecek kelam bırakma. Ok gezdi. Nişan al. Enda. Hünkârım. Hoş geldin Hürrem. Beni görmek istemişsin. Evet, görmeni istediğim bir şey var. Ne görmemi istiyorsun anlamadım. Gel benimle. Sen ki benim paşamsın. Vezir-i azamımsın, seraskerimsin. Benim can yoldaşım, kardeşimsin. Evvela sen duy, sen bil istedim. Benimle mi alakalı? Malum, yakında sünnet düğünümüz var. Lakin benim için bu sünnet düğününün ayrı bir manası var. Zira o gün Hürrem'e nikah kıyacağım. Bu ikimizin arasında bir sır. Bunu hiç kimse bilmeyecek. Ne validem, ne Hürrem, ne de bir başkası. Anladın mı beni? Anladım hünkârım. İlaveten, Hürrem'in başına gelenler beni ziyadesiyle üzdü. Bundan böyle Hürrem'in kılına dahi zarar gelmesini istemiyorum. Hürrem sana emanettir. Onu gözün gibi koruyacaksın. Ayağa takılıp düşse seni mesul tutarım bilesin. Allah-u Teala'nın emri, Peygamber Efendimiz'in kavli, ulemanın iştahatı, şahitlerin şehadeti üzere. Bu bizim nikahımız mı? Vekili olarak Sultan Selim Han oğlu Sultan Süleyman'ı 100.000 akçe mehirle zevçliğe kabul ettin mi? Kabul ettim. Kabul ettin mi? Kabul ettim. Kabul ettin mi? Kabul ettim. Talibi bulunduğunuz Abdullah kızı Hürrem Sultan'ı Sultan Süleyman Han'ın vekili olarak zevçliğe kabul ettin mi? Kabul ettim. Kabul ettin mi? Kabul ettim. Kabul ettin mi? Kabul ettim. Sizler de şahitler olarak şahitlik ettiniz mi? Ettik. Ettiniz mi? Ettik. Ettiniz mi? Ettik. Şahitlerin şahadeti üzere ben dahi akdi nikah eyledim. Süleyman.
aşkım. Gözümün nuru. Benim sebebi varlığım. Gözleriyle beni aciz kılan sevgilim. Kadınım. Karım. Böyle ağlamak yok. Yasak. Ben çok mesutum. Heyecanım saadetimde. O kadar korkuyorum ki. Sanki bu bir rehab.